Hepinize merhabalar. Bugün daha önce yine denemediğim bir şey yapacağım. Benzerlerini yaptık kanalda ama bunu gurbetteki takipçilerimizin isteği üzerine yapıyorum. Özellikle Almanya'da bunu çok yapıyorlarmış. Orijinali domuz etinden yapılıyor. Almanların yapıp yediği bir şeymiş. Bunun daha böyle hani helal versiyonu, daha Türkleştirilmiş versiyonunu istediler benden. Ben de biraz araştırdım. Hani nasıl bir şey olduğunu falan. Elden geldiği kadar bugün yapmaya çalışacağız. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ben bugün bunu direktman kıymadan yapacağım. Size de öyle tavsiye ederim. Şimdi orijinali domuz ve dana etinin karışımından yapılıyor. Domuzun biraz daha yağlı, dananın daha yağsız kısımlarını karıştırıyorlar. Şimdi biz domuz eti yemediğimiz için yerine kuzu eti kullandım ben ama kuzuyu daha aromalı olduğu için biraz daha az tuttum. Bununla ilgili kasapta bir video çektim. İsterseniz siz onu izleyin, sonra devam edelim. Mehmetçiğim kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi takipçilerden bir istek üzerine bir şey yapacağız. Daha önce hiç denemedim. Tabii ki. Ama böyle aşağı yukarı %30 yağlı yapmamız lazım. Tamam. Nasıl yapacağız? Abi şöyle, yağlı bir dananın kaburgasından ve tamam. Şöyle zaten kıvırcık uzağı zaten yağlı oluyor otomatik. Evet. Bununla bunu karıştıralım. Koyacağız. Yağın durumuna göre biraz az bir şeyle. Evet, onun tamamı çok gelir ama tamam, bir kısmını az koyalım abi. Tamam biraderim. Yalnız bu böyle sosis formuna sokacağız bunu. Daha ince çekeriz. Ya birkaç kere çekeceğiz. 3, 4 yani fark etmez çünkü tamam. Bana az iş kalması lazım. Tamam abi. Hallederiz. Şöyle birkaç sinir oluyor, bunları çıkartalım. Şimdi burası böyle %30 gibi oluyor abi. Tamam, böyle 1,5 kilo falan olacak toplamı. Çok az yani. Da şöyle bundan atalım, tamam. Dengelensin. Tamamdır. Çekelim Mehmet. Çekelim İyicene incelsin böyle. Sosis gibi olması lazım. Dördüncüye atıyorum abi. Tamam. Sen karar ver. Tamam. Yeterli mi olsun? Bir defa daha atalım. Yeterli, yeterli. Tamam. Rengi ince pembeleşti. Evet. Tamam kardeşim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Afiyetle. Sağ ol. Gördüğünüz gibi ben kıymayı 4 kere çektirdim. Bunun sebebi evde fazla iş kalmaması. Orijinal tariflerde kıymayı kendileri çekiyorlar. Ondan sonra da işte bütün prosesi kendi yapıyor. Fazladan iş çıkıyor. Herkesin evinde de kıyma makinesi olmadığı için kasabınıza rica edin. Bu kasaba zor bir iş değil. Birkaç kere çektirin. Şimdi kıymam kenarda bekleye dursun. Burada benim baharatlarım var. Arkadaşlar baharatları gramlarını aşağı yazacağım ben. Siz oradan bakarsınız. Şimdi tek tek vaktinizi almayayım. Şimdi çoğusu toz halde ama içerisinde tane olan baharatlarım var. Bunları da toz hale getirmek için bunların hepsini öğütücüye aktarıyorum. Arkadaşlar bu şekilde muskat ve kişnişler tane şeklinde olduğu için bunları makineme aldım. Evet, bunları da bu şekilde toz hale getirdim. Yanına ekliyorum. Kabımın içerisine kıymayı aldım. Üzerine baharatları ekliyorum. Böyle bir makineniz varsa, biz şimdi 4 kere çektirdik ya, bu tür bir makinede de aynı işlemi yapabilirsiniz. Eğer yoksa makineniz çok yoğurmanız lazım. Ve soğuk su ekleyerek yoğuracağız bunu. Veyahut da şöyle büyük bir blenderınız varsa blenderda da olabilir bu. Çok kısa böyle bir baharatları karıştıracak kadar yoğurdum. Şimdi yanımda bu şekilde ben 1,5 kilo kıymadan yapıyorum. Yaklaşık olarak kıymanızın %20'si kadar. Öyle söyleyeyim. Yani %20-22 arasıdır bunun ölçüsü. Yani 1,5 kiloya 300 mililitre kadar buzlu su koymamız gerekiyor. Şimdi bağlayıcı olarak genellikle tariflerde nişasta kullanmışlar. Nişastayı da artık içerisine alabiliriz. Kabartma tozu bazı tariflerde var, bazı tariflerde yok. Bu biraz daha böyle et keki tarzında bir şey olduğu için onun için koyan da var, koymayan da var.
Eğer bunu bekletecekseniz koyun. Yoksa bence koymayın. Ben mesela şimdi erken saatte yapıyorum. Akşama yapacağım. O yüzden koyacağım. Biraz daha böyle puf puf olsun. Biraz da bunun yerine karbonat da koysanız yine aynı işi görür. Bunu da koyduk. Nişastamı da ekledim. Şimdi üstünden birazcık su verelim. Şöyle. Tekrar kapatıp yoğurmaya devam. Şimdi arkadaşlar bunlar yoğrulmaya başladıktan sonra yavaş yavaş su ilavesi yapıyoruz. Evet, kalan suyu da buzla beraber içerisine ekledim. Şimdi arkadaşlar bunu birkaç dakika boyunca böyle artık kıvamı iyice yapış yapış biraz sonra göstereceğim gelene kadar yoğuruyoruz. Bakın kıvam bu şekilde böyle pürüzsüz bir kıvam olması gerekiyor. Pürüzsüz kıvam alana kadar bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bunu ister böyle bir makinede isterseniz blenderınız varsa kuvvetli onda daha da güzel olur. Yaklaşık olarak makineyle bir 10 dakika kadar yoğurmak istiyor. Yani elle bu iş bayağı zor olur açıkçası. Normalde bu tarif aslında bir sosis tarifi arkadaşlar. Normalde sosisi yaptığımız birebir şekilde yapıyoruz. Sadece sosis gibi basmıyoruz. Sonra da kek kalıbında pişiriyoruz. Yani aslında her şeyi sosis. Bu arada lafı gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu süreç boyunca dikkat edilmesi gereken konu kıymanın 12 derecenin üstüne çıkmaması lazım arkadaşlar. Şu an 11 ve aşağı doğru düşüyor. Bakın herhalde böyle gözüküyordur. 12 derecenin üstüne çıkmaması önemli. Yani burada bu buzlu suyu vesaire katmamızın da sebebi aslında bu işlem boyunca kıymayı soğuk tutmak. Şimdi normalde tarifte nitritli tuz kullanılıyor. Ben nitritli tuz kullanmadım. Normal tuz kullandım. Bunun mantığı pişir, dilimle, koy dolapta dursun. Daha sonra çıkar soğuk veya ılık yeniyormuş bu. Sandviç olarak tüketiyorlar. Eğer bu şekilde bir niyetiniz varsa, yani şarküteri ürünü gibi kullanacaksanız o zaman nitritli tuz kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar ben 1-2 dakika daha yoğuracağım. Ondan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kıvam bu şekilde olması lazım. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda. Çünkü içerisine su ekledik. Ve böyle mümkün olduğu kadar pürüzsüz olması lazım. Bu şekle geldiyse eğer olay tamamdır. Şimdi işimiz artık kolaylandı. İşin zor kısmı buraya kadardı. Bundan sonrası çok kolay. Şimdi şöyle bir tane kek kalıbına ihtiyacımız var. Şöyle. Şimdi bunun içerisine şöyle bir yağlıyoruz. Kalıbımızın içerisine harcımızı alıyoruz artık. Aralarda hava kalmamasına dikkat edin arkadaşlar. Yoksa çok hoş bir görüntü olmaz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kalıbımızın içerisine bunu yerleştirdik. Bu halde artık üstü açık şekilde kalabilir, problem olmaz. Çünkü çok fazla tutmayacağız. Birkaç saat buzdolabına koyuyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Dilerseniz, benim vaktim yok diyorsanız eğer, bu şekilde direkt fırına da atabilirsiniz. Ama o zaman kabartma tozu koymamanızı tavsiye ederim ben. Çünkü onun birazcık mayalanması lazım yani. Ben buzdolabına koyacağım, akşama pişireceğim. Artık daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 5-6 saattir buzdolabında dinlendiriyordum. Şu an artık o formunu kazandı, sıkılaştı. Şimdi artık pişirme noktasına geçeceğiz. Fırını 160 dereceye fanlı şekilde önden ısıtıyorum. Şimdi buna yapılacak bir şey yok. Üstüne süs olarak yapılan şöyle bazı çizgiler çiziyorlar. Biz de yapalım. Evet üstüne ne yaptığınızın çok önemi yok. Ben şöyle bir şekil verdim. Şimdi fırınım ısınmak üzere. Çok az kaldı. Artık bunu fırına alacağız. Ben süre olarak sizi bilgilendireceğim ama bunun termometresi olanlar iç sıcaklığı 71 dereceye gelene kadar pişirmemiz gerekiyor bunu. 71 dereceye geldikten sonra
birazcık soğutup tüketebiliriz. Ben artık bunu fırına alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik bekliyoruz artık. Süre konusunda sizi bilgilendirdim. Evet hacım, hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Kek yapmışsın, kek. Aynen. Sana kek yaptım. Arkadaşlar, arada bir sıkıntı olmuş. Bir kısmını artık videoda enteresan bir ses çıkıyordu mikrofondan. O yüzden bir kısmını belki tekrar çekmek zorunda kalabilirim. Şimdi, bu leber kas mı diyorlar? Vallahi öyle bir şey. İnternetten araştırdığım zaman aslında ciğerli peynir falan gibi bir mana çıkıyor. Ama içerisinde ciğer yok. Biraz araştırdım. Bunun içerisinde böyle parça parça ciğer konan, parça parça peynir konan versiyonları var. Ama ismi bu şekildeymiş ama özellikle diyor ki hani ciğer olmak zorunda değildir. Bana atılan tarif bu şekildeydi. Bunu yaklaşık 1 saat 15, 1 saat 20 dakika civarı sürdü. 1,5 kilo kıymadan bu kek kalıbında 160 derecede aşağı yukarı o kadar sürede 71 dereceye geldi arkadaşlar. Ben bunu çıkardım, birazcık ılıttım. Şu an ılık diyebileceğim. Yani artık çok sıcak değil. Şu an ılık vaziyette. Bunu ya soğuk ya ılık yiyorlarmış. Ve sandviç olarak tüketiyorlar. Sandviçi de araştırdığıma kadar sadece ekmek, leberkas ve hardalla yiyorlar. Bazı versiyonlarında da kırmızı soğan ve turşu koyuyorlarmış. Ben açıkçası severim yancıyı. O yüzden böyle yapacağım. Hacı baba. Hadi bakalım. Şimdi şu tezgahı alalım. Bunu çevirelim. Çevir bakalım nasıl? Arkadaşlar, ben dediğim gibi bunu bayağı artık soğuttum yani. Bayağı bir ılındı. Şu an rahat rahat dokunabiliyorum. Şu kenarlarından birazcık ayırayım. Zaten yağlamıştım. İnşallah çok uğraştırmadan çıkar diye düşünüyorum. Evet. Evet arkadaşlar, altından biraz yapışmış. Ama hallettik, çıkardık. Aynen hacım. O sular da boşa gitmesin. Ekmekleri de onunla yağlayalım. Şimdi bunu böyle kalın kalın, parmak şeklinde diyorlar. Allah bakın Allah. Arkadaşlar. Döner gibi bir şey. Vallahi kek evet, gibi arkadaşlar. De kek gibi de göz göz. Aynen bak. Görüyor musun? Bir şey mi var buralarda? Yok, bir şey yok. O içerisinde kalan hava boşlukları. Bir de benim termometremin izleri olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar, çok basit bundan sonrası. Şu sularını alıyoruz. Hacım, altına birazcık kırmızı soğan koyuyoruz. Bu kadar çok mu koyuyorlar? Öyle koyuyorlarmış. Böyle parmak kadar diyor. Allah Allah. Evet. Arkadaşlar, üstüne bunu bu şekilde koyuyor. Ondan sonra üst ekmeğe hardal koyacağız. Tamam, ben çok da bilmiyorum hardalı. Şöyle. Şurayı koy. Turşu bol diyorsun. Evet. Şöyle. Tamam. Tamamdır. Şu hardalı da dağıtalım. Kapattım. Bu kadar. Evet dostlar, şimdi mevzu budur. Bir müsaadenizle tadına bakalım. Hadi bakalım. Dur ya, çok be Mustafa. Değil ya. Vallahi çok be oğlum. Ben yerim. Evet. Haydi bismillah. Şöyle bir göster bak içeri de. Şey abi işi. Evet arkadaşlar. Haydi bakayım. Müsaadenizle. Bismillah. Çok enteresan bir şey bu. Arkadaşlar çok enteresan bir şey. Pek böyle alıştığımız bir şey değil. Değil. Hani baksan tipine köfte dersin. Köfte gibi değil. Köfteden çok daha tıkız tıkız. Neye benziyor bu ya? Bir şeye benzeteceğim ama. Falan gibi. Aslında zaten bu bir çeşit sosis ya. Evet. Arkadaşlar sosis ama sosis formunda değil. Şahsına münhasır bir şey bu. Hani tipine baksan bizim dalyan köfteye benziyor. Onunla da alakası yok. Köfteyle de alakası yok. Şöyle bir de boş dalacağım. Vallahi daha fazla dönere benziyor sana. Belki ince ince kesip kızarsa. Dönerin tadını veriyor. Yani döner dedi. Böyle bir değişik. Gerçekten kendine has. Şunu bir boş yesene baba.
Arkadaşlar neye benzediği yok yani. Kendine benziyor. Değil mi? Yani diyemiyorsun. Şuna benziyor diyemiyorsun. Sosisliğe de benziyor, köfteye de benziyor. Ama ikisine de çok benzemiyor. Yani gerçekten anlatması çok zor. Bunu denemeniz lazım. Yani güzel mi derseniz güzel bir atıştırmalık. Yani yapılışı da çok zor değil. Ama bizim damak tadımıza şöyle cuk diye oturan bir şey de değil. Onu da söyleyeyim yani. Sen ne diyorsun baba? Aynen. Değil mi? Yani böyle lezzetiyle bizi çok bayıltmadı. Yok. Ama yenir mi? Yenir. Yeniyor zaten. Yeniyor. Yani sandviç olarak farklı bir değişik bir şey olur. Ama hani böyle öldüm bittim çok beğendim değil yani. Onu da söyleyeyim. Güzel bir şey. Ha bunu anladığım kadarıyla bu şekilde yapıp porsiyonlarla dolaba atıp daha sonra hazır sandviç olarak tüketiyorlar. Yani bir çeşit fast food gibi. O şekilde yenebilir. Yani içerisinde karbonhidrat da hiç yok. O yüzden böyle sporculara vesaire de uyabilir. Arkadaşlar farklı bir şey oldu yani. Evet hacı baba. Yap yorumunu bakalım ne diyorsun? Vallahi Mustafa. Ben yapar mısın? Yapacağı ister miyim senden? İstemem. Evet. Böyle çok vurucu bir lezzeti yok. Bunu arkadaşlar yurt dışındaki kardeşlerimiz çok istedi. Özellikle listeme daha önce birkaç kere de yazdırmışlar. Benim bir yemek listem var. Oraya daha önce birkaç kere yazılmış. Geçenlerde de bir arkadaşımız isteyince hadi dedim bir deneyeyim artık. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu abi döner. Evet dış katmanı döner. Kardeşim, çok bu benziyor. Döner. Yani şunu yap şimdi. İncecik şunu kes. Yap ince ince kes. Kes bakayım bir gerek yok. Bak. İnce ince kes bunu. Aynen. Dönere benziyor. Döner abi. Doğru söylüyorsun. Döner doğru yani söylüyorum. Bunu al. Ama çok bak. İnce kesmek lazım. Evet. Döner. Evet bir kıyma döneri. Ben şimdi döneri de böyle yiyeyim, yiyorum böyle. Kıyma döneri andırıyor doğru. Evet. Yani böyle kolay olursa böyle yapacaksın kebap. Evet kıyma döneri andırıyor. Evet. Bana doğru söyle. Arkadaşlar böyle muhteşem bir lezzet değil. 10 üzerinden 7. Öyle söyleyeyim sana. Hani ben böyle farklı tatları sevdiğim için yiyebilirim. Ama özleyeceğim bir lezzet mi derseniz çok özleyeceğim bir lezzet değil. Ama kesinlikle bu dediğim kötü anlamına da gelmiyor. Çok bizim damak tadımıza böyle cuk oturmuyor. Bundansa ben köfte ekmeği tercih ederim yine. Eyvallah. Değil mi? %100. %100. Yani %100 köfte ekmeği tercih ederim. Öyle ekmek arası köfte ekmek olur. Öyle valla. Bizim köftenin yerini kolaydan bir şey tutmaz. Bunda zaten yok öyle bir şey değil mi? İçine bir şey koymuyorsun. Soğan falan yok baba. Baharatlar tamam, falan filan. Tamam mı? Oğlum işte bu döner mi ya? Bu ya, döner arkadaş. Aslında bitti. Döner de değil. Sosis. Gerçekten. Olaydı. Döner mi? Ya sosis bunu bağırsa değil. Bassan sosis oluyor baba. Tamam bak, bunu, bu döner. Eyvallah. Bu döner. İstersen bir gün bunu bırak bunu bir akşam şey yapalım. İnce ince. Ya, yaparız zaten yapalım. Ne yapacağız bunu? Neyse. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.